Tokat Reşadiye Belediyesi'nin katkılarıyla Bizim Memleket programı başlıyor. Bugün kaplıcılarıyla meşhur olan ilçemiz Reşadiye'de Yılmaz'la Bizim Memleket programında sizlerle birlikte olacağız. Neler var neler var ben birçok şeyi bilmiyorum ama inşallah programda ben de öğreneceğim, siz de öğreneceksiniz. Özellikle ben kaplıcılarla ünlü olduğunu ve gerçekten iyi kaplıcılar olduğunu ben biliyorum. Yine çok harika bir göl olduğunu biliyorum ve daha neler neler var ben de sizler kadar gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Burak da Mustafa da gerçekten abi biz de heyecanlıyız, biz de merak ediyoruz bu programı diyorlar. Peki hazır mısınız? Ben hazırım, bomba gibiyiz. Sizler de hazırsanız, çaylarınız da hazırsa muhteşem bir 90 dakika bizleri bekliyor efendim. Yılmaz'la Bizim Memleket programı başlıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Öyle mi? Öyle, bir tarla bostan. Öyle değil. Öyle değil burası mi? Burası şimdi emekli yeri olduğu için. Emekli parkı. Öyle işte burası. İsim ne abiciğim? Kadir Karaman. Kadir amca. Evet. Reşadiyeliyiz. Evet. Reşadiyeliyim. Emekliyiz. Emekli. Duruş bir emeklilik duruşu var. Ondan dolayı direkt emekli misin evet, dedim. Evet emekliyiz. Aynen şimdi elinde tespih rahat bir oturuş bu emeklilik. Ne yapalım daha ne yapalım yapacak bir şey yok. Yıllarımızı verdik diyorsun. Aynen ha, öyle senelerden beri çalışıyoruz işte en sonunda emekli olduk Allah'ın nasip etti. Doğma büyüme Reşadiyeliyiz. Evet evet evet. Bize Reşadiye şöyle en ünlü ne vardır Reşadiye? Ben şimdi ilk defa geliyorum. Nerelere gitmem lazım benim? Nereleri görmem lazım Reşadiye'de? Reşadiye'de kaplıcamızı görmeniz lazım. Kaplıca. Evet. Otelimiz var, kaplıcamız var. Yaylalarımız var temiz böyle. Yeriniz muhteşem. Gerçekten çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Buyurun. Vallahi. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adın ne dayıcığım? Benim adım Havadis. Havadis. Ne güzel isim ya. Havadis olay demek. Havadis evet. Değil mi? Havadis olay olay olayı evet. Bulduk efendim. Olayı bulduk. Havadis dayımı tabii, bulduk. Tabii, yaş tabii. Kaç? 72. 72. Evet. Bak vallahi göstermiyorsun. Doğru. Yani şöyle yan yana dursak arkadaşlar evet. Böyle bir yapsa doğru. 70 20 ama ben daha 50 gibi duruyorum. Göstermiyorsun. Neler yapıyoruz dayıcığım? Neler yapak ya? Ben emekliyim, boşta gezenlerin yemiyesini yazıyorum. Oo, ne güzel, ne güzel. Boşta gezenlerin emekli maaşını yazıyorsun. Evet, evet. Nereden emekli oldun? İstanbul'dan Sezak'a. İstanbul'da? Evet. Gittin gurbete? Bahçelevler, çöp arabası koştum. Oo, kurban olurum sana, vallahi evet. Emeğini verdin. Evet. Şimdi evet. Diyorsun ki, yan gelip yatma zamanı. Yılmaz evet. Diyorsun, daha bu yaştan evet. Sonra ne yapayım diyorsun. Yok, yok. Yani, her zaman burada mısınız? Pazardan pazara böyle toplanır mısınız? Her zaman burada yok. Görüşürüz. Hemen çok kısa da bu dayımla konuşalım. Hemen peki, selamünaleyküm. Halk ozanıyım. Halk ozanısın. Evet. Öyle mi? Ozan Şahin. Ozan Şahin. Evet. Yaş kaç? Yaş ana yaşı 80. Ana yaşı evet. 80 yaşında. 76. 76 maşallah. O zaman bize bir şeyler söylersin. Tabii söyleyeceğim. Kur'an diye ne derse hepsi olacak. Çok kıymetli beden toprak olacak. Muhakkak bir gün benzimiz olacak. Ölüm acısını duyarız bir gün. Oku Kur'an'ı bil kıymetini Kur'an'dır silen kalbin pasını. Devamlı yaparsan okumasını melek yüzü olur uçarsın bir gün.
Ezrail gelirse boş gitmez geri. Bir yandan çekilir gözünün feri. Hepimizin topraklı yatacak yeri ölümlü cizanı çağıra bulunmaz. Size mi ait bu? Tabii kendim. Çoklar. Ben bu köylere bile beste yaptım. Köylere? Evet. Hadi bir tane de bana söyle. Kurban olurum. Hadi bir tane de bana armağan et. İsminiz? Yılmaz adım. Yılmaz. Yılmaz Bey ne güzel geldin şu dünyaya. Senin emsalın olmaz katiyen suretiyle. Sen çok güzel, iyi bir insansın. Herkesi kendine yakıyorsun. Ve Türkiye'mizi de şenlendiriyorsun. Ozan kurban olurum. Söyleyebilir mi? Kendi tabii ozanım. Ki, tabii ki söyleyebilirsin. Tabii. Selim Han dayı gördüm seni. Pazara mı geldin gelin. Saçların kayın laklar düşmüş külüm. Nazara mı geldin gelin. Oy. İstedim de vermediler. Askerlik basbane dediler. Eğer senin ağlamazsam eğer benim sonum hapishane dediler. Çıktım Selim Han yaylasına, doyamadım kardeş suyuna havasına. Seni benden alanların ateş düşsün ocağına. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Genç delikanlılar, vallahi hayat size güzel. Havası buranın beni mest etti. Gerçekten isim ne dayıcığım? Eyvallah, Naşit. Naşit abi. Yaş kaç? 65. Neler yaparsın? Emekliyim. Söyleyeceğim bir şey yok. Yok. Bir şey söylersin. Var mı tanıdıkların? Gurbette kimler var? Almanya'da kızım var. Kızınız var. Selam olsun damat beye. Teşekkür kızımı ederim. Kızımı al getir de. Kurban olduğum amcam, nasılsın, adın ne? Teşekkür ederim, sağ ol, iyiyim. İsim ne? Hasan Polat. Hasan amca. Efendim. İyisin. Allah'a şükürler olsun, iyiyim. İyisin, yer de güzel zaten. Yer de güzel. Geldim geleli burayı mesle diyorum. He, buradayım. Var mı bize söylemek istediğin? Canın sağlığı. İyiyim şimdi canım, rahatım. Ne güzel. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun, iyiyiz. İsim ne efendim? Murat Bey. Murat Bey. Evet. Nasıl? Ne, hep güler misiniz böyle ya? Ne kadar güler yüzlüsünüz ya? Aynen öyle. Vallahi ya. Anlatıyor gözüme çarptı Murat abi, bakıyorum gülüyor yani. Dedim bana mı gülüyor acaba dedim ama bana mı güldünüz yoksa? Yok, estağfurullah. Siz neler bize, yapıyorsunuz? Biz de emekli aynı bunlar gibi oturuyor yani başka. Genç emekli. Genç emekli. Evet. Neler yaptınız? Ne yapalım işte, çalıştık bu zamanata. Emekliliğimizi iş ettik. Emeklilik oturmak mı demek? Emekli olan ekstra iş yapmıyor herhalde. Yapmıyor. Yapmıyor. Bugün pazar pazar. Var mı söylemek istedikleriniz? Canın sağlığı, hayırlı şeyler yayınlar diyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Seni güler yüzünü her zaman hatırlayacağım. Murat abiciğim. Merhabalar efendim. Merhaba. Satışı bitirdiniz. Bitirdik. Çekime geldik, bir satış yapıyor. Bilmiyorum meslek ne dayımın ama. Yok, inşaatçıyım yani şeyim. İnşaatçısınız. İsim ne? Ahmet Seçkin. Ahmet Seçkin. Seçkin. Yani iyisin Ahmet abi. Şükürler olsun. Emekliyim ben de diyorsun. Evet. Geldim buradayım oturuyorum. Aynen. Hoş geldiniz. Eş dostları görüyoruz. Arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bak hava da güzel. Ağaçların altında ağaçlar da güzel. Bundan iyisi can sağlığı. Allah sağlığı sıhhat versin. Amin. Amin. Efendim? Siz de güzelsiniz. İltifatlar geliyor. Çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Baksın şu ağaçların güzelliğine. Reşade gerçekten harika. Gerçekten hava güzel, ağaçlar burada güzel. Burada doğup burada yaşamak isterdim. Aynen. Burada doğup aynen burada yaşamak isterdim ama aynen nasip değilmiş. Nasip değilmiş. Aynen. Var mı gurbette? Yok. Yok. Yok gurbette. Buradayız diyorsun. Her bizi buradayız. Kaşlara bile aklar düşmüş Ahmet amcaya. Yaş 64 herhalde düşecek yani. Yok ya, ben ilk defa gördüm. Samimi söylüyorum bak ama yakışmış. Kurban yakışmış olurum sana. Vallahi yakışmış. Aksaçı biliyoruz da evet, ak kaşlar. İlk defa görüyorum. Zoomlayın arkadaşlar ya. Vallahi kurban olurum ben bu kaşlara. Çok da yakışmış. Gerçekten hiç de görmem. Dikkatli etmedim. Bakardı bayına ama. Bir dakika, nasıl yani? Görmedin mi sen bunu hiç? Aynaya da baktığımda hiç kaşlarıma bakmadım yani. İnanamıyorum. Anladım yani. Şimdi ben dedim farkına vardınız. Farkına vardık. Lütfen gidince aynaya biraz, eğer yakın görme sorunu var, o yakın gözlüğünü tak Ahmet amca. Ya üzülerek söylüyorum, ak var kaşlarında. Vallahi ak. Benden duymuş olma. En güzel ama. En güzel ama yakışmış. Ya, en güzeli de o yani zaten. Doğru. Aynen. Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Teşekkür hayırlı ediyorum. Çekiminiz olsun.
Efendim. Teşekkür ederim. Bu 7 köyün ağası gibi bir duruş var sende. Yok, 80 yaşındayım da soranlar 27 yaşında var mısın diyorlar. Öyle mi? Evet. Vallahi doğru diyorlar. Ana yaşım 80 de diyor, görenler hep 27 söylüyor diyor. Aynen öyle. Yalnız hani dost acı söyler de 27 değil de 40 oluyor. Ben 81 yaşındayım dediğim zaman 27 ya geçti ya 20 diyorlar. Yok, onlara inanma. Sen onlara inan. Ama bana inan, 40 var. 40 var. Tamam. Şimdi görünen köy kılavuz istemez. Değil mi? İsim neydi dayıcığım? Avni Şirin. Avni Şirin. Hı. Vallahi çok güzel isimler var burada. Var. Neler yapıyorsun? Emekliyim ya. Neler yaptık hayatta dayıcığım? Hayatta bu yaşa kadar çalıştım, çabaladım. İşte burada bir başımızı sokacak kadar bir daire aldık. Öyle oturuyor burada. Yazın gidiyorum köye, kışında geliyorum, Ekim ayında buraya rahat yani oturuyor Allah aşkına. Var mı eklemek istediğin? Yok, teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. İyi vazifeler. Sağ olun. Bir kara kedi olacağım, şöyle aranıza gireceğim ama. Tabii. Olur mu? Olur. Müsaaden var değil mi? Var. Arada kara kedilik yapıyorum be. Daha geçmiyor hayat ya. Böyle. Ne yapayım? Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hemen yaşını sor, merak ettim ben senin abi. Yaş 70. Ciddi olamazsın ya. Maşallah. 70 yaş göstermiyor. İsim ne abicim? Sebahattin Yılmaz. Sebahattin Yılmaz. Sebahattin abi, neler yapıyorsun? Emekli misin ben diyeceğim ama yaş 70, evet. Emekliyim. 40 sene burada taksicilik yaptım. Taksicilik yaptınız, evet. Şoför. Şu anda emekliyiz. Parkta oturuyoruz, arkadaşlarla sohbet ediyoruz işte. Zamanımızı öyle geçiriyoruz. Sohbetler, yani çok güzel bir söz var. Onu da ben paylaşmak istiyorum. Bir yerde okumuştum. Diyordu ki, çocukken arkadaşlarla toplanırdık, gezerdik, eğlenirdik, yerdik, içerdik. Şimdi diyor, yaş aldı başını gitti, arkadaşlarla toplanıyoruz diyor. Masa dertten görünmüyor. Öyle mi oluyor yoksa? Olabilir. 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 Var mı söylemek istediğin? Taktın bana kafayı, geldim gelir geliyor ki şu karşıdaki yeşil gözlü diyorlar senin için. Allah dedim ya, ben tanımıyorum, benden ne alacağımı var, vereceğimi var diye bana taktı diyorum bu abi. Ha. Ben sevdiğim insanlara çok bakarım ondan. Öyle mi? Kurban olurum sana. Sevdiğinden çağırmış. Yani ben de yani hemen yanlış düşünüyorsun ben. Hemen yanlış. Şeyden hakkında misafirperverdir. Çok. Siz de misafirsiniz. Kesinlikle. Şeyden sonra çayımız için buyurun gelin, oturun. Allah oturalım, razı olsun. Gerçekten edelim. Çok sıcak kanlısınız ya. Vallahi hayran kaldım. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Görüyor musun? Herkes yaşlı. Efendim Akkaşlı amca. Herkes diyorum yaşlı, görüyor musun, ortama bak. Vallahi yok, delikanlısınız. Delikanlı, çünkü genç çocuk yok, görüyor musun ortada? Delikanlılar dolu burada. Delikanlılar dolu. Var mı abicim söylemek istediğin? Teşekkür ederim. Memnun oldum. Sağ ol. Ben de çok memnun oldum. Biraz beklettim seni. Kusura bakma. Rica ederim. Rica ederim. Canlı yerim senin. Sağ ol. Gözlerde harika. Her zaman böyle bir göze sahip olmayı çok istemiştirim. Ama olmadı. Ben samimiyetimle söylüyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum size. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Yılmaz Bey. Hoş geldiniz. Müşterilerinizi çektik. Vallahi çok cana yakın müşterileriniz var. Evet. Çok harika bir mekan var. Reşadiye'mizin insanı sıcakkanlıdır. Gerçekten misafirperverdir. Bu arada Tokat TV ekibi olarak da kazağımıza, Reşadiye'mize hoş geldiniz. Şeref verdiniz arkadaşlar. Evet, burası halka açık bir park alanı. İsim ne abi? Ertan benim ismim. Ertan Bey. Ertan, memnun oldum bu arada tanıştığım için. Böyle bir güzel bir emek verdiğiniz için de ayrıyetten size iş hayatınıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Bizim mekanımız burası. Malum burası biliyorsunuz yaşlıların, emeklilerin olduğu bir alan. Pazar günleri veya diğer günler işte, yani kafa dinleme yeri diyelim. Halka açık bir alan burası. Onun için biz de burada çayımızı yapıyoruz, işte satıyoruz. Kaç yıldır ki Ertan Bey çaycılık? Şimdi ben çok önceden çaycılık yaptım. Bu ara çaycılık yapmıyorum. Ben yurt dışına gidip geldiğim için kendim böyle boşluk zamanında bu arkadaşım beni çağırır devamlı. Burada 4 ay kalıyorum. 4 ay süresinde bunu buraya takılıyorum. Hem zamanımız geçiyor. Hem yani deşarj oluyoruz insanlarla. Biz alışkınız çalışmaya, yurt dışında olsun, burada olsun. Onun için arkadaşımızın mekanıdır burası. Cengiz kardeşimizin. Kendisi de bugün pazar günü olduğu için beni çağırdı. Beni bugün dinlendir dedi abi dedi. Ben de dinlendireyim seni dedim. Bugün onu dinlendiriyoruz arkadaşlar. İyi bir çay abimden geliyor. İyi, evet, bir çay nasıl yapılır? Evet arkadaşlar, iyi bir çay nasıl yapılır? Şimdi biz çayımızı demedik. Normalde biz demliğimizi yıkadıktan sonra 2 bardak çay koyarız. Çayı biz koyduğumuz zaman suyu çekeriz üzerine yani. Çay alttan beri demlenir. Bazıları da suyu doldurur, üstten beri koyar çayı. Neden o dem almaz? Neden öyle yapıyor bazıları? O bilmediklerindendir.
Yani o çay içtiğin zaman, çektiğin zaman damak tadıdır. Dili biraz vurması lazım. Biraz vurması lazım. Tek çay kullanırız. Karıştırmayız. Çayımız da iyidir. Zaten vatandaş da gördüğünüz gibi parklarda belli oluyor zaten. Yani çoğunlukla talep ediyorlar burayı. Geliyorlar, çay içiyorlar. Evet. Güler yüzlü abim, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok size güzel anlattı bize. Çok sağ olun. Çay için teşekkür ediyoruz. Gelir gelmez içtik. Gerçekten olsun. Ben Reşadiye'ye sesleniyorum. Mutlaka gelin buradan, evet, çay yudumlayın diyorum. Evet arkadaşlar, çok sağ olun. Siz de Tokat TV ekibi olarak buraya kadar geldiniz. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Ayağınıza emeğinize sağlık kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ertan teşekkür abim, kolay gelsin. Sağ olun. Ve Fransa'ya selam. Fransa, Avusturya, evet Almanya'da bizim genelde çevremiz oradadır. Ben Demircilik köyündenim ben buranın. Hep oradanız biz, yani gurbetçiyiz. Emekçiyiz, gurbetçiyiz yani. Görüşmeler arkadaşlar. Yolunuz açık olsun. Sizin de yolunuz açık olsun. Olsun. Çok Allah'a teşekkür ediyorum. Sağ bizi izleyen arkadaşlarımıza selam. Yılmaz'la bizim memleket programı, Reşadiye turumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Neredeyiz efendim? Şehir merkezine 16 kilometre olan ve çok güzel hikayesi olan, efsaneleşmiş hikayesi olan o ünlü göldeyiz efendim. Zinav Gölü'ne doğru gidiyoruz. Ben de sizler kadar çok heyecanlı ve meraklıyım. Şu anda ben o güzelliği hissediyorum. İnşallah sizlere de birazdan bu güzelliği yansıtacağız arkadaşlar. Ben en çok da buranın hikayesini çok çok merak ediyorum. Selamünaleyküm. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Allah'a şükür, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İsim neydi hocam? İsmail Avşar. İsmail abi, burada neden bekliyorsunuz? Gelenleri karşılama mı oluyor yoksa? Buranın en güzel manzarası burası. Fotoğraf ve selfie çekilmek için de en güzel yerlerden bir tanesi burası. Zinav Gölü'ne gelip de burada selfie çekilmeden gitmemek gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle onu yapacağız. Burada ne yapıyorsunuz İbrahim abi? Şu anda arkadaşlarla burada pikniğe geldik ailece. Bu güzel manzarayı buradan izleyip buradan da aşağıya geçeceğiz. Restorantı var, kahvaltısı var. Yani orada ikramlı izzet, çocukların oyun parkı da var. Yeni yapıldı buralar. Bu sene faaliyete girecek inşallah tam olarak. Şu anda da bu bölgeye gelen insanlara gönüllü olarak rehberlik de yapmaktayız aynı zamanda. Reşadiyeliyiz İbrahim Hocam. Reşadiyeli. Buralısınız. Evet. Şimdi ben gelmeden önce de birkaç araştırma yaptım. Bir öyküsü var diyorlar Zinav Gölü'nün. Hatta Sinan Gölü de deniliyor. Bunu buranın bir efsanesi var anlatılan. Milattan sonra 2. yüzyıllara dayanan bir efsane. Burada Sinan Ağa diye bir ağa yaşarmış. Burada üzüm bağları varmış. Yani tabii o zamanlar böyle bir göl yok. Burada bir dere var. Derenin kenarında da üzüm bağları var. Sinan Ağa burada yaşar. Yani bu bölgenin de en büyük üzüm bağının sahibi. Bir tane de oğlu var. Tabii yaşı 60-70 olunca oğluna der ki, oğlum bu üzüm bağları artık senin olsun. Hanımınla birlikte buralara bak. Yalnız ben bugün yaşıma kadar her gelene Tanrı misafiri olarak gördüm, Allah misafiri olarak gördüm. Yedirdim, içirdim. Konaklamak isteyeni konaklattım. Üzüm isteyene üzüm verdim. Gönlüm yemek isteyene yemek verdim. Cömert bir insan. Ben diyor İskevsir Kalesi'ne yerleşeceğim, sen de burada kal. Sen de buralara bak. Tabii gider bu. 5-10 yıl sonra tekrar geriye döner. Buraya dönünce bir bakar üzümler salkım salkım olmuş. Bahçeye girer, bir salkım üzüm alır. Yemeye başlar, tabii oğlu bağırır. Ey ihtiyar, çık benim üzüm bağımdan. Ya der, biz oğlana ne söyledik, oğlan ne yapar? Herhalde tanıyamadı veya tanısa bile bir Tanrı misafirine, bir Allah misafirine niye böyle davranıyor diye hicap eder. Peşinden oğlu yaklaşır 2 metre 3 metre. Artık buralar benim ihtiyar. Buradan çık der babasına. Tanıyor tabii babası. Tabii tanıyor. Biliyor. Tabii aradan 5-10 yıl geçmiş. Bir sakalı uzatmış, beyazlamış. Elindeki üzümü atar yere, ağzındakini de yere atar. Ve der ki, oğul ben sana ne dedim, sen ne ettin? Üzüm bağınla, bahçenle burada dipsiz bir göl ol diye bir beddua eder. Rivayete göre. Efsanedir bu tabi. Tabi geçer. Aradan birkaç gün geçince burada bir sel, bir tufan. Hemen bu gördüğünüz gölün
O dere kenarından bir sel gelince dağ kaymaya başlar. Dağ gölün kenarını kapatır, bir çöküntü olur. Çöküntüde de 15-20 metre, o zamanki şeye göre 20-25 metre civarında çöker. Burası göl olarak oluşur. Oğlu da bu göl selle birlikte suyun içine gider. Ve o gün bugün derler ki bir baba oğula bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş. Bu sözün de çıkış merkezidir Zınav Gölü. Öyle mi? Burası? Tabii burası. Sinan Gölü diye sözünün geçer. Sinan Gölü sonra Zınav'a döner, Zınav sonra Zınav'a döner ama son hali Zınav Gölü. Ya buraya da gelip bu efsaneleri görerek, yani burada önemli olan nedir? Babalara olan hürmet. Çocuklar şimdi baba nasıl kazanıyor, nasıl bir emek veriyor, zengin oluyor, fabrikalar sahibi oluyor ama oğul babayı uzaklaştırıyor maalesef. Biz bunları aynen günümüzde de yaşıyoruz yani. Yaşıyoruz. Buraya gelenlerin bundan ibret almasını istiyoruz. Ve neredeyiz arkadaşlar? Az önce söylemiş olduğum gibi yukarıda çok güzel öyküsünü aldık. Rişadiye'nin o meşhur Zınav Gölü'ndeyiz. Ve çok değerli bir misafirimiz var burada. Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Yılmaz. Mustafa Bey burada. Başkanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Çok güler yüzlüsünüz. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten tesadüf mü oldu başkanım? Böyle gelir misiniz? Ara sıra, cumartesi, pazar boş bulduğumuz zamanlarda geliyoruz. Burası evvela Yaşadiye ve Zınav Gölü'ne hoş geldiniz diyorum. Zınav Gölü, Tokat'ın. Çok teşekkür ediyorum ben. Önce küçük bir biyografi alacağım, sizi bir tanıyalım başkanım. Evet, ben 1965 Reşadiye doğumluyum. İlkokulu Bozcalı Okulu'nda okudum. Orta öğretimi Reşadiye İmam Hatip Lisesi'ne başlayıp Zile İmam Hatip Lisesi'nin 82-83 mezunuyum. 86'da din görevlisi olarak Ordu Aybası'da başladım. 5 yıl orada, 5 yıl Şeber Camii'nde görev yaptıktan sonra 96'da Reşadiye'nin Bozcalı kasabasına, kendi kasabamdaki Merkez Camii'de 8 yıl görev yaptıktan sonra 2 dönem Bozcalı Belediye Başkanlığı yaptım. 2004-2014 yılları arasında. 14'ten sonra bir 5 yıl Reşadiye Özel İdare Müdürlüğü yaptım. Şu anda Reşadiye Belediye Başkanlığı icra etmekteyiz. Vatandaşımızın
teveccühleriyle elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz Reşat'a. Maşallah diyorum başkanım. Çok hareketli yıllar atlatmışsınız. Şimdi 2 yıl Bolcaalı Belediye Başkanlığı. Bu yılda 5 yıllık 5 yıl mı oluyor? Genelde bu bölgede güzel yerlere görev almışsınız başkanım. Evet. Ve bölgeyi en iyi tanıyanlardansınız. Evet. Siz şimdi Reşadiye diyeceğim ben size ve sizden bu güzel şirin Reşadiye'mizi bir tanımak istiyorum. Sonra da yolda gelirken onu da hemen söylemek istiyorum başkanıma. Dedim burada Zınav Gölü varmış. Dedi ki Zınav Gölümüz çok iyiydi ama şu anda daha da iyi oldu dedi. Bilmiyorum, ben ilk halini bilmiyorum ama onu da başkanımdan alacağım birazdan. Başkanım, Reşadiye ile başlayalım. Evet, Reşadiye aslında ilçenin kuruluşu 1900'lü yıllarda, 1904'lerden evvela İskevsür'de kurulu olan bir ilçemiz varmış ama Çermik ve bu dere yoldan dolayı ilçe aşağı şu andaki olduğu yere kaymış. O gün Çermik olarak geçen sıcak suyu olduğu için o günden bugüne ilçe hizmet vermekte. Ama ilçemizin hakikaten Karadeniz'in iklimini ve İç Anadolu'nun iklimini aldığı için çok harika ve güzel yeşillikleri vardır. Tokat'ın turizmine öncülük sağlayabilecek çok da güzel yerler var. Bunlardan birisi şu anda gördüğünüz Zınav Gölü. Yine Kurt Gölü var, şelalelerimiz var, yaylılarımız var. Biz 39 depremiyle tamamen yıkılıp yeniden kurulmuş bir ilçeyiz. Tarihimiz ilçemizde kaybolmuş ama yukarıdaki İskevsür bölgemiz, Tozanlı bölgemiz, yine bu Çevrecik Büşürüm'e doğru olan, Karaçam'a doğru olan bölgelerimiz hakikaten görmeye değer, yaşanması gereken yerlerimiz. Bu bölgenin insanları ahde ve vefası olan, memleketini seven, gurbete gitse de yine oralarda tekrar yaz döneminde tatilini memleketine geçiren insanlardır. O vesileyle bizim kış aylarındaki nüfusumuz 40-45 bin civarındayken yazın bu 100 bini zorlayan, daha da geçen bir nüfusa sahip oluyoruz. Biz bunlardan memnunuz. En azından kardeşlerimiz geliyorlar. 3-4 ayını İstanbul'da geçiriyorlarsa da yaz döneminde kendi köylerinde, memleketlerinde, ilçesinde, bu bölgelerde geçiriyorlar. Ve hem ilçemize bir katkıları oluyor hem de kendileri o vatan hasretini gidermiş oluyorlar. Şöyle bir durum var. Doğal gazımız geldikten sonra da yaşlı insanlarımız İstanbul'a, Ankara'ya gitmek zorunda kalıyorlardı. Şu an onlar da artık memleketine kalmaya başladı. İlçede artık doğal gazımız olduğu için. O vesileyle Reşadiye hakikaten 4 tane ilçeden sonra bir 5. yoğunluğu olan, nüfus olarak da ve yerleşim olarak da bizim 74 tane köyümüz var, 5 tane beldemiz var. Ama bu köylerimizin birinin 11, 13, 15 mahallesi olan köylerimiz var. Bakıldığı zaman 250'ye yakın yerleşim alanımız var. O vesileyle geniş bir coğrafyaya sahip bir ilçeyiz. Ve hangi, neresine geçerseniz geçin çok güzel mekanları vardır. Biz Zınav Gölü'nden bahsetmek gerekirse... Evet, şimdi az önce demiş olduğum gibi başkanım, harika bir yerdeyiz şu anda sevgili izleyicilerimiz. Bir arkadaş demişti ki çok güzel ama daha da güzelleşti. Neler oldu ve daha neler olacak bu gölümüze başkanım? Evet, Zınav Gölümüz doğal bir göl. Daha doğrusu buranın hikayesini arkadaşımız anlattı dediniz. Kendiliğinden oluşan bir kriter gölü. Çok eski yıllara dayanan bir göl. Bu gölün havzası bakir bir yerdi. İnsanlar pikniğe geliyorlardı ama burayı değerlendirerek, turizme kazandırarak diye il özel idaresi, valiliğimiz, kaymakamlığımız, yine belediyelerimizle birlikte bir ön çalışmalar yapılmıştı. Ve burada buranın yapımında Okan'ın desteği var, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın var, valiliğimizin var, yine milli parklarım var, milli parklara ait bir bölge. Zınav Gölü sadece gölüyle değil kanyonuyla da meşhur. Dünyanın en harika kanyonlarından bir tanesi, 5 kilometre uzunluğunda
İnşallah oradan da görüntü alırsanız. Çoğu kanyonlara göre farklı bir yapısı, farklı bir özelliği var. Buranın şu anda içine ancak dağcılık kulüpleri girebiliyor. Biz buraları bu gölümüzde Sayın Valimizin de desteğiyle belli bir miktarı yapıldı ama daha gelişim projeleri devam ediyor. 1 kilometre sağa ve sola doğru açılımlar, 2 kilometre yollar yapıldı, yürüyüş yolları var. 2 tane bina yapıldı. Birisi kafeterya olarak kullanılacak şu anda hiç yakınında bulunduğumuz bina. Bir diğer yukarıda yemekhane olarak çalışacak olan. Burayı biz mini parktan talep ettik. Belediye olarak inşallah vatandaşımıza en güzel şekilde hizmet sunabilmek için burayı işleteceğiz. Çok Allah nasip ederse burayı da termal turizmle birlikte Zınav Gölü'nü de yayla turizminin de canlandırarak Tokat'ın turizmine katkı sağlamak istiyoruz. Allah nasip ederse. Uzak, doğayla iç içe, eşsiz manzarası ve yenilenen tesisleriyle Zınav Gölü Tabiat Parkımız açılıyor. Sevdiklerinizle birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz piknik, doğa yürüyüşü, bisiklet yolları ve adrenalin arayanlar için doğa ve ekstrem sporları yapabileceğiniz Zınav Kanyonu ile Zınav Gölü Tabiat Parkımız sizleri bekliyor. Çalışmalar nasıl gidiyor başkanım? Evet, biz şöyle, bu turizmle ilgili bizim bir şeyimiz var. Reşadiye'nin merkez nüfusu 10 bin civarında ama köy ve kasabalarıyla biraz önce söyledim 35-40 bin arasında yaşayan nüfusu var kış aylarında. Bu bizi ayakta tutacak Reşadiye bir çanak içerisine yerleşmiş. İçinden bir Kelkit Çayı geçiyor. Bir D100 geçiyor ve bölge olarak da açılım yeri yok. Reşadiye ayağa kaldıracak olan termali var. Kuruluşunda da adı Çermik olarak geçen, Sultan Reşit zamanından ismini alan güzel bir ilçe. Biz bunu biraz daha turizme açmak istiyoruz. Sağ olsun Sayın Bakanımızın da hemşerimizin bize bakan yardımcısı iken vermiş olduğu bir müjdeli haber vardı. İhalesi yapıldı. 160 yataklı bir uygulama oteli yapıyoruz. Termal otel olarak çalışacak. Şu anda zemin katından çıktı. Birinci kata atıldı. 2-3 ay içerisinde kaba inşaat edip inşallah yıl sonuna doğru da hizmete almaya gayret ettiğimiz bir otelimiz oluşacak. Onun yanında belediyemizin bir uygulama, kendimizin bir oteli var. Müstecir'de onların da süreleri bitti. Bu süre içerisinde Sayın İl Özel Dersim ve Valimizin de katkılarıyla meclis üyelerimize bu konuda teşekkür ediyoruz. Bizim 20 litrelik bir suyumuz vardı. Bu sıcak suyumuz biraz yetersizdi. Sonraki açmış olduğumuz kuyudan saniyede 130-150 litre yakın bir sıcak suyumuz çıktı. Sıcaklığı arttı. Burada biz biraz daha turizmi, yani sağlık turizmini canlandırmak istiyoruz. O bölgede şu anda Engelsiz Yaşam Merkezi için bir projemiz var. Bakanlığa gönderdik. İnşallah orası yatırıma alınırsa bu sene içerisinde. Yerini biz belediye olarak verdik. Otelin yerini de belediye olarak biz vermiştik. Diğer kısmını da bakanlık karşıladığında, hatta taahhütte de bulunduk. Bir yatırım, daha doğrusu iş adamlarının katkısıyla bir 7 milyonda taahhüt ederek yatırıma alınmasını sağlayacağız. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin. Orada kalemiz var, Engelsiz Yaşam Merkezimiz var, uygulama otelimiz var, kendi otelimiz ve apartlarımız var. Bir de 20 dönüme yakın
Bizim hastane olarak ayırdığımız ama şu anda fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi için bir yerimiz hazır. Çok güzel. Sayın Bakan, Sağlık Bakanımızdan da bu yatırımı aldığımız zaman inşallah Reşadiye termal turizmiyle, sağlık turizmiyle ve yataklı turizm sayısı yataklarıyla Tokat'ın Sivas ve Ordu sınırını ayağa kaldıracak bir proje olacak. Yani bu ne diyelim, turizmin diğer illere açılan kapısı olmuş olacak. Bu vesileyle Zınav'ı da bundan dolayı önemsedik ve belediye olarak da biz bu işe kendimiz el attık. Aşağıdaki termal ve yine bunun yanı sıra yukarıdaki beldelerimizde Hasanşehir'de, Baydarlı'da, Bozcalı'da, Bereketli'de, Cimi'de bu yaylarımızda bu turizme uygun alanlarımız var. Her birisinin mesir alanları var, yapay gölleri var. İnsanlar sıcaktan bunaldığı zaman yaylalar çıkarak hem Perşembe Yaylası'yla birlikte bu alanlarda kullanmaya başladılar. İnşallah diğer buralarda yataklı sayımız da arttığında turizme de hem iç turizme hem dış turizme açmış olacağız diye düşünüyorum. Maşallah vallahi başkanım, çok güzel anlattınız. Benim gidesim gelmiyor buralardan. Biraz farklı konuya değineceğim başkanım. Ben hep çocukken hayal ederdim. Gerçekten bu hani kravat takmanınca ciddiyet geliyor benim aklıma. Ve şunu hep merak ediyorum. Ya bunlar hep mi çalışıyorlar? Hafta sonu ne yapıyorlar? Yani Mustafa Bey hafta sonu ne yapar? Yani iş dışında neler yapar? Doğal bir... Evet arkadaşlar, belediye başkanının akşamı, gecesi, gündüzü, hafta sonu olmaz. Bizim hafta sonlarımız... Hep çalışmak. Hafta sonlarımız şöyle. Genellikle yaz sezonlarında düğünlerimiz çok olur. Başlar şimdi. Bayramdan sonra daha da yoğunlaşacak. Yine bizim kültürümüzün, insanımızın, bizim 72'te yakın İstanbul'da derneklerimiz var. Onlar pandemiden dolayı bu şeyleri hasret kaldılar. Bu sene başlarlar. Evet. Büyük bir festivallerimiz başlayacak. Festivallerde koştururuz. Durmak cenaze... Cenazelerimiz olur. Onları da koştururuz. Onun dışında vatandaşımızla buluşmaya çalışırız. Bazen buralarda. Bazen de site satmak için, toprakla buluşmak için bahçeye de gireriz. bahçeye girer ama... aileye, yani işin kötü yanı, aile ve çocuklara zaman kalmıyor. O tempo bu mesleğin artık şeyi, baştan onlardan ilk bu işe girdiğimizde onlarla pazarlık yapıyoruz. İlk başta önce onların haklarını izin şey yapıyoruz ama doğru, tüm belediye başkanlarımızın zamanı, işleri yoğun oluyor. Çünkü vatandaşın saati, gecesi, gündüzü şey belli olmuyor. Mecburen artık ona hizmet etmek zorunluluklarımız var. Bizler de ben 2004'te belediye başkanı olduktan sonra telefonumu kapattığımı hiç hatırlamam. Çekmeyen alandaysa ancak ulaşamayabilirler. Gece bile açık tutarım. Biri bir darda kalır, bir sıkıntısı olur, bir sorunu varsa bir şey olmasın diye. Şimdi insanlarımız şöyle bir durum var. Kurum müdürlerine de ulaşsalar onlardan evvela belediye başkanına ulaşıyorlar. Sorunu oradan çözmek istiyorlar. Bu dar, daha bizim gibi ufak ilçelerde bu böyle. Biz de bundan memnunuz. Herhangi bir sıkıntımız ya da bu saatte beni niye aradın denilmez. Vatandaşın bir sıkıntısı varsa mutlaka onu o saatte çözer. Halletmeye gayret gösteririz. Cumartesimiz, pazarımız olmaz. Belediye başkanının işi budur. Allah razı olsun gerçekten. Evet. Hem güler yüzlü hem de kendisi söylemiş olduğu bir başkanım. 7 gün 24 saat hizmette ve ulaşmak da çok zor değil Mustafa Bey'e, Mustafa Başkanım. Niye? Bak bugün biz halkı çekelim dedik ama halkın içinde bulduk değerli başkanımı, başkanımızı ve değerli zamanını da bizim için ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediklerin? Son olarak değerli başkanım. İnşallah bu Zınav Gölü'yle olan kısımlarda nasip olursa bir gelişim projesiyle burada bizim hayallerimizin içerisinde bungalovlerle burayı yataklı kısma da çevirmek istiyoruz. Bakanlıklardan izin alarak şimdi bu hafta içerisinde inşallah milli parklardan gelen yazıya göre biz buranın kiralama işlemini yaptıktan sonra üst tarafında da, yani vatandaşlarımız buraya geldiği zaman etini, sebzesini,
market ihtiyacı gibi çocukların şeylerini, hediyelik eşyalarını, yine çayını, burada güzel inşallah sabah köy usulü sabah kahvaltısı vereceğiz. Yukarıda yemek kültürüyle değişik, daha doğrusu Türk mutfağını burada yansıtmak istiyoruz. Yani şunu diyebilir miyiz başkanım, eğer canımız Zınav Gölü'ne gitmek istediği zaman ya sadece arabana atla gel, burada her şey evet, var. Evet. Biraz da eski kültürümüzden kalan bazı şeyler de buraya ilave etmek istiyoruz. Çok yani inşallah diyelim ki bu bölgenin değişik kültürleriyle annelerimizin o bizim çocukluğumuzdaki hasret kaldığımız yemeklerden de menümüze katmak istiyoruz. İnşallah İngiltere'deki sofranın sahibi Reşat Erbi abimiz Hüseyin Özer'in de katkılarıyla Millet Bahçesi'nin içerisinde bir tane Türk Mutfağı Müzesi yapacağız. Ve buraya da bir okulunu kuracağız. Çocuklarımızı burada yetiştireceğiz. Hem uygulama otelindeki lise düzeyinde hem üniversite 2 yıllık okullarındaki okuyan çocuklar bu bölgenin ve gerekli olan o mutfak kültürünü, gastronominin her türlü şeyini öğrenmiş olacaklar. Otellere veya çalışmaya gittiği zaman elinde altın bileziği olmuş olacak. Süper. Onun da hazırlığını yapacağız inşallah. 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 Vallahi ben şimdi de heyecanlandım. Yatırımlarımız inşallah Reşadiye'de olursanız Reşadiye'de devam edelim. Yatırımlar burada. Biz turizmi anlatmış olduk. Yatırımlarımızı inşallah Reşadiye'de devam ederiz. Vallahi ben şu anda heyecanlandım. Çağırmasan da davet gelmese bu söyledikleriniz inşallah olduğu zaman ben geleceğim başkanım. İnşallah geleceğim. Bekleriz. Bu eski lezzetler dediniz başkanım. Sonra yordum sizi, kusura bakmayın başkanım ya. Soruyorum böyle. Eski lezzetler, hani eski kültür yemekleri buluşturacaksınız burada. Aklınızda olan, sizin en çok sevmiş olduğunuz. Biz şu anda coğrafi işaret olarak iki tane coğrafi işareti aldık. Birisi bu bölgenin ve Sivas Ordu bölgesinin de kullandığı pezik turşusunun coğrafi işaretini aldık. İnşallah bu bölgede de bir fabrikasını oluşturacağız. Şalgam suyuna eş değerde suyunu da rafa sokmak istiyoruz. Onunla birlikte yöremizdeki yetişen tüm ürünlerin bu hem turşusunu hem de onların marmalatını oluşturmak istiyoruz. Yani Reşadiye'nin özel bir markası olsun istiyoruz. Bir diğer kese yine bizde hamamcılık kültürü Tozana bölgesinde olduğu için Sivaslılar Kapmadan veya biz şeyimizi alak dedik. Onlar da müracaat ediyorlardı. Tozanlı kesesi olarak da o iki ürünümüzün coğrafi işaretini aldık. İnşallah bundan sonra pağaç ve keteyi, Reşadiye'nin ketesini 2-4 tane coğrafi işaretimizi koymuş olacağız. Onun dışında köylerimizin kendine göre özgü lezzetleri vardı, unutulan. O özel çorbaları, diğer yemeklerin içerisinde farklı. Mesela bizim çocukluğumuzda biraz magazinsel soru olacak ama hangisini severdiniz başkanım? O çocuk ya, annelerimizin yapmış olduğu o eski kültür. Ya o zamanki sofra kalabalık olduğu için sofralardaki her şey lezzetliydi. Onun evet. Şeyi farklıydı. Aynı tabakta. Evet, bu arazide şeyde. Tabi insanlarımız böyle biraz fazla gurbete dağıldıkları için onlar da kalmadı. Yaşlı annelerimiz de şey yapınca. Onların içerisine birkaç tane menü koyacağız. O da sürpriz olsun. Öyle mi? Öyle sürpriz olsun. Diyelim. İnşallah olsun. Yakın bir zamanda bu yayına da girdiğinizde Zınav Gölü'nün yakın bir tarihte Sami ikilerimizin de uygun olduğu bir zamanda buranın açılışını yapacağız. Bundan sonra İnşallah. Artık halkımıza hizmet vereceğiz. İnşallah. Allah nasip ederse. Ben koşa koşa gelirim diyorum. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok değerli arkadaşlar. Bilgiler aldık çok başkanımdan. Gerçekten çok güler yüzlü, çok doğal başkanım. İyi ki gelmişim, iyi ki tanımışım. Çok teşekkür ediyorum ilginizden, alakanızdan dolayı ve programımıza katkılarınızdan dolayı. Var mı bizden sözünü isteğiniz? Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum değerli başkanım. İyi kolay gelsin. Selam ve hürmetlerimi iletirim.
şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe, eşsiz manzarası ve yenilenen tesisleriyle Zinavgülü Tabiat Parkımız açılıyor. Sevdiklerinizle birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz piknik, doğa yürüyüşü, bisiklet yolları ve adrenalin arayanlar için doğa ve ekstrem sporları yapabileceğiniz Zinav Kanyonu ile Zinavgülü Tabiat Parkımız sizleri bekliyor. Tokat Reşadiye Belediyesi'nin katkılarıyla Bizim Memleket programı devam edecek. Ayvas Park Otel. Her gün düzenli bir şekilde özenle temizlenen hijyenik, klimalı ve balkonlu odalarıyla 7/24 oda servisi ve resepsiyon hizmetiyle, geleneksel Türk kültürünü yansıtan hamamıyla, Türk mutfağından özel lezzetleri tadabileceğiniz fark yaratan restoranıyla, aqua parkıyla, aynı zamanda kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, sauna, düğün salonu ve tüm organizasyonlarınızda yapabileceğiniz çok amaçlı konferans salonuyla siz değerli vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Nixar Ayvas Park Otel'de sevdiklerinizle birlikte muhteşem bir tatil seni bekliyor. Eğlencenin tadını doya doya yaşay. Ayvas Park Otel. Huzur, konfor ve rahatlığın tek adresi. Adres: Ayvas Mahallesi, Asil Nadir Sokak, No 50, Nixar, Tokat. İletişim: 0356-528-0101, 0356-528-8251. Doru Vinç, 25 yıllık tecrübesiyle makine taşıma sektöründe hizmetinizdeyiz. İnşaat sektörü, çelik kontajları, fabrika metal makineleri, sepetli vinç ve konteyner taşıma işlemleri, hassas tonajlı makineleri, taşıma işlemleri, tüm işlemlerimiz sigortalı yapılmaktadır. Firmamızı kuran Ordu Perşembeli Emrullah Bekdemir, 25 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla İstanbul, Ümraniye, Dudullu'da sizlere hizmet vermektedir. Adres: NATO Yolu, Cumhuriyet Caddesi, No 38, Dudullu, Ümraniye, İstanbul. Telefon: 0532-795-2406, 0535-817-4204 web adresi www.doruvinç.com. Sulu Saray Termal Tatil Köyü ve Kaplıca. Sulu Saray Kaplıcası, şifa arayanlara sağlıklı ve mükemmel bir tatil imkanı sunuyor. Romatizmal hastalıklardan rahatsız olanlara şifa veren özel banyolu, aile havuzu, hamamı, lokantası, saunası, çocuk havuzları, tuz odaları, aqua parkı, çocuk oyun alanı, kafeteryası, marketi, vitamin barı ile siz değerli vatandaşlarımıza güler yüzlü personelleri ile nezih ortamıyla en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Sizler de uygun fiyata eşsiz bir tatilin keyfini çıkartmak için Sulu Saray Termal Tatil Köyü'nü tercih edin. Adres: Fatih Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, numara 91, Taksim 21, Sulu Saray, Tokat. Telefon: 0356-666-0060, 0532-404-2360. Ana Branda ve Tente. Kaliteyi 4 mevsim bizimle yaşayın. İstanbul, Ümraniye, Dudullu'da faaliyet gösteren fabrikamızda kendi imalatımız olan basket, kota, alt koruma, çift tenteleri, forklift, güreş minderleri, havuz kenarı, iş makinesi, kamelya, brandaları, kamp çadırı, kamyon ve kamyonet tentesi, kış bahçesi, kasetli tente, mafsallı körüklü, ota çadırı, şantiye çadırı, çok duvar döşeme, üst branda, raylı standart katlamalı pergola, kamelya pergola, tenteleri sabit yarasa, çift açılır tenteleri, şemsiye brandası üretimiyle Türkiye'nin her yerinde montaj dahil hizmet vermekteyiz. Adres: Dudullu Merkez, Umraniye, İstanbul. İletişim: 0216-365-92-38 web www.anabranda.com.
Gurbetteki Tokatlıların Sesi, memleketin Tokat gazetesi. Gurbetteki Tokatlıları birbirleriyle tanıştırıp kaynaştıran, bir araya getiren, Tokat'ın tanıtımını, kültürünü, sanatını yaşatan memleketin Tokat gazetesi, 2006 yılından bu yana Tokatlılara hizmet vermektedir. Aylık olarak çıkan Memleketim Tokat gazetesine siz de abone olarak Tokat'tan ve Tokatlılardan haberleri öğrenebilirsiniz. Memleketim Tokat gazetesi irtibat 0552 378 60 60. memleketimtokat.com. Gurbetteki Tokatlıların Sesi. Tokat Reşadiye Belediyesi'nin katkılarıyla Bizim Memleket programı devam ediyor. Tokat Reşadiye Zinav Gölü Kanyon alanındayız. Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Bey ile, Mustafa Yılmaz ile bir 500 metre yürüdük galiba başkanım. Evet. Yürüdük ama kim galip dedi başkanım, vallahi bizi yarı yolda solladı derler ya o şekil. Neden? Belki tam Reşadiye'li oluşundan veya alışkın oluşundan, evet. Başkanım artık neye bağlarsak bu işi. Ben değerli başkanımdan hemen burayı canlı canlı anlatmasını rica edeceğim. Ve şunu da söylemeden geçmiyorum. Herkesi çağırıyorum. Herkesi davet ediyorum. Ben de ilk defa geldim. Harika bir yer arkadaşlar. Ve başkanım sendeyiz. Evet, Zinav Kanyonu hakikaten Zinav Gölü ile birlikte çok harika bir kanyonlarımızdan, yani dünyanın da diyelim Türkiye'nin de en değer kanyonlarından. Şu anda herhangi bir işlem yapılmadı. İnşallah burayı turizme kazandıracağız. Şöyle yukarıdan bakarsanız sanki dağın birbirine bağlantısı ayrılmış bir yapısı var. Yıllara sari, çok uzun yıllar buradan İskevsür'deki şu andaki suyun soğukluğu hala kar suyuna basıyoruz. Suyumuz bu kadar az değildi. Üstünde bir HES'imiz var. Onur HES girdiğimiz noktada elektrik üretiyor. Bu can suyu. Ama bundan yukarısına ileriye doğru devam etmede dağcılarımızın ya da kano kullanmak lazım. Biraz 1-1,5 metre yuvarlak çok harika göller var içerisinde. Buraları yürüyüş yollarıyla inşallah açacağız. Hakikaten Tokat'ın da Türkiye'mizin de kazandırması gereken kanyonlardan birisi diyorum. Ben hani birkaç kanyon gördüm ama burası çok farklı başkanım, şu anda, gerçekten. Şu anda koruma altına alıyoruz. Serbest girimi insanları çok önüne açmıyoruz. Çünkü yukarıda doğal hayat da var. Bazen işte ileriye dönük burada yollar yapıldığı zaman baretler şeyle insanlarımızı bu güzellikleri göstermek için hazırlık yapacağız. Hazırlık yapıyoruz. Ne kadar kalırsak romatizma hassas oluruz bilmiyorum başkanım. Ama şöyle bir şey yapacağız başkanım. Şu anda aklıma geldi. Sizinle de kamera arkası paylaşmadım. Belediye başkanımızla, Sayın Mustafa Bey'le kanyon yarışına gireceğim ben. Hangimiz yürüyeceğiz, hangimiz geçeceğiz mi diyelim başkanım? Ben ormanda da çok yürürüm. İddialı başkanımız, iddialı. Hadi bakalım Yılmaz'la bizim memleket programı sunucusu. Ben Yılmaz mı yoksa Reşadiye Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yılmaz Bey mi bu kanyon yürüyüşünü kazanacak? Evet, işte o an. Öncelikle ben teşekkür ediyorum beni kırmadığın için başkanım. Sayın Belediye Başkanımızla kanyon yarışı yapacağız sevgili izleyiciler. Bilmem, başkanım çok iddialı. Ben çok daha yürüyüş yaptım dedi. Çok iddialı ama bakacağız. Ben de çok iddialı mıyım? Evet, ben de iddialıyım. Biz hazırız. Sevgili kameraman arkadaşlarımız da hazırsa başlasın.
Şimdi kim geçti başkanım? Siz sayılırsınız. Yok, biz abi belli. Çok iyi niyetli başkanımız. Gerçekten teşekkür ediyorum. Berabere kaldık. Bu iş berabere kaldı. Efendim, Yılmaz'a bizim memleket. Reşadiye turumuz tüm güzellikleriyle devam ediyor. Neredeyiz bilmiyorum. Hemen öğreneceğiz. Değerli başkanıma soracağım. Neredeyiz başkanım? Evet, bu bölgemizde bulunan, Reşade bölgemizde bulunan doktor sülükler dediğimiz alternatif tıpta kullanılan hacamat ve sülük tedavisiyle atalarımızdan beri gelen ve şu anda da alternatif tıp olarak kullanılan bir bölgedeyiz. Burada doğada yetişiyor ve buradan bu işi yapan arkadaşlar alarak insanlardaki kirli kanı, cerrahi müdahaleyi bu sülükler kullanarak, ben dedemden hatırlarım. Yaşlı, benim çocukluk yıllarımda bir dedem bazen öyle bacaklarına kurdu o kirli kanı şey yaparken. Şu anda da bunun artık alternatif olarak kullanılıyor. Bölgemizde bulunan güzel bir mekanda, doğanın içerisinde. Bu sülük olarak bildiğimiz bir gölümüz. Biz başkanım sağ olsun güzel bir sağlık check-up'tan geçeceğiz gerçekten bu programda. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz yerde sülüklerimiz var. Ama yanımıza gelmeleri için onun bir yolu vardır mutlaka. Şu anda göremiyoruz ama biz. Evet, mutlaka bu işin alternatif olan arkadaşlar onlar belli, biz içeriye doğru girerek onları o kendi yanaşması için mutlaka balıkları nasıl bir şeyle topluyorlarsa onlar da o şekilde hallederek onlar şimdi insan vücudundaki kirli kanı emdikten sonra vücudu bırakıyor, salgılaması ya da kanamayı durduran bir Rabbim onlara öyle bir özellik vermiş. Onlar ikinci bir insanda kullanmıyorlar zaten. Onları yine tekrar doğal hayata bırakıyorlar. Tekrar kendisini şey yapmış. Yaptırdınız mı başkanım? Ben de yaptırdım. Öyle mi? Yani bir sefer denedim. Yani gerçekten böyle ki emeceği noktayı kendisi seçiyor. Oradaki kirli kan emdikten sonra kendisi bırakarak orayı terk ediyor ve kanamayı da, yani belki o kanamayı da durdurabilecek bir salgı da salıyor. Oradan herhangi bir akıntı da olmuyor. Öyle bir özelliği de var. Reşadiye Kale, İsmail Hocam kale mevkiindeyiz ve İsmail Hocamızı yine yakaladık biz. Çünkü güzel bilgilerine ihtiyacımız var kendilerinin. Hem kalemize doğru çıkalım hem de değerli İsmail Hocamızdan şöyle genel bir Reşadiye bilgilerini alalım. Sevgili Hocam. Reşadiye ilçemizin bu merkez tarihi 1906-1907'lerden sonra biraz daha aktif oluyor. Bundan önce İskevsir Kalesi dediğimiz bir mevki var. Uluköy Keçiköy mevkiinde, Hasanşehir bölgesinde. Tabi buranın tarihi milattan öncelere dayanıyor. Aslında İskevsir milattan önce, milattan sonra 2. yüzyıl gibi İskevsir Kalesi denilen mevkide birçok yaşam belirtileri olan ve tarihsel kalıntılara rast gelindi. Bu bölge nasıl oldu? Reşadiye Merkez 1906'da Reşit Akif Paşa, Sivas valisi, burada terör örgütleri, o zaman da var çeteler, geçiş düzergahı olduğu için buraya jandarmayı ve kaymakamlığı koyma kararı alıyorlar. O yüzden kaymakamlık ve jandarmanın gelmesi için mecburen nahiye yapıyorlar. Tabi boş bir arazi burası o dönem.
Burası nahiye yapar yapmaz burayı 8'e bölüyorlar. O bölgeden işte yakın bölgedeki köylerden hayvanları olan, ağalık olan, harcama yapabilecek insanları getiriyorlar. İsmini İskevsir Nahiyesi koyuyorlar 1904'te. 1907'ye gelince Sultan Reşat'a ithafen Reşadiye ismini alıyor. Ve Reşadiye olarak anılarak gidiyor. Tabi o zaman Mesudiye'ye, Milas'a bağlı Reşadiye. Ondan önce de 1600'lü yıllarda Şebin Karahisar'a bağlı. Daha önceleri. Şebin Karahisar ve Milas'la bağlantılarımız var. Bizim tarih kayıtlarımız da Osmanlı arşivlerinde zaten hepsi araştırılınca böyle çıkıyor. Şu anda bizim Reşadiye'mizin en önemli stratejik konumu D100 uluslararası yolun geçmesi yan tarafından. Kelkit çayının geçmesi. Gümüşhane Kelkit'ten doğup Karadeniz'e akıyor olması. Ve Reşadiye'mizin kaplıca suları, kil ve bentonit olayları var. Tarihte de tabii birçok değerli insan yetiştirmiştir İskevsir. Özellikle Es-Seyyid Hasan Paşa. Başbakanlık yapmıştır, satrazamlık o dönem. 1743-1746 yılları Sultan Mahmut dönemidir. Kabalı köyünden, İdrin ve Kabalı diye geçiyor tarih kayıtlarında. Satrazam Hasan Paşa en son Diyarbakır valisiyken vefat ediyor ve mezarı da Diyarbakır'da olduğu söylenmektedir. Tabi Ömer Paşa var Kuzbağ'dan. Kozbağ'a, Cevizbağ denilen bir köyümüz var burada. Ömer Paşa da kısa bir süre Yeniçeri Ağalığı yapıyor. Onun da tarihleri aslında 1750'lere, 1756'ları o oralara denk geliyor. Burada bir Ömer Paşa'mız daha var. O da Karlıyayla Tavara bölgesi dediğimiz bölgeden. Bu Ömer Paşa'mız da generaldir o dönemler. Tabii başbakanlık yapmış, Yeniçeri Ağalığı yapmış. Bu bölgenin insanları şu anda da dünyanın dört bir köşesinde mesela hamamcılar hep bu bölgedendir. Doğanşar ve işte özellikle Tozanlı, Reşadiye. Bu bölgeden olma sebebi bu insanların güvenilir olması ve Satrazam Hasan Paşa'nın faktörü çok büyük. 1743 yıllarında patronu Halil İsyanı gibi isyanlar oluyor ve hamamlarda çoğu insanlar katlediliyor. Suikastlar hamamlarda oluyor silahsız olduğu için. Güvenilir insanlar bulmak için ne yapıyorlar? Satrazam Hasan Paşa bu bölgenin mutaassıp ve devletine bağlı insanlarını götürerek hepsini hamamcı yapıyor. Ve şu anda dünyada hangi ülkeye giderseniz gidin Türk hamamı diye bir yere denk geldiyseniz mutlaka bir Tozanlı'la, mutlaka yani bizim Tokat ve Sivaslı kesecilere denk gelebilirsiniz. Bu bölge bu şekilde yani kısaca. Reşadiye turumuz devam ediyor. Yorulduk ama başkanım. Yorulduk ve yoruldunuz. O değil mi? Doğrudur arkadaşım. Biz de inşallah Reşadiye'nin güzelliklerini anlatmaya devam edelim. Yorulacağız. Bu bizim işimiz. Sizler de sağ olun. Reşadiye'yi tanıtmak için buradasınız. Reşadiye'nin kalesindeyiz. Daha doğrusu termal bölgesinin kalesindeyiz. Harika bir yer gerçekten. Reşadiye'yi güzel gören bir noktamız burası. Burası termal suyumuzun olduğu bir bölge. Yukarıda da anlattığım gibi buradan 100 metre ileride bir 150 saniyede 150 litre bir sıcak suyumuz var. Bununla birlikte bu bölgeyi biz biraz daha çeşitlendirmek istiyoruz. Daha doğrusu uygulama oteliyle başlayan Sayın Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, vekillerimize bu konuda çok çok teşekkür ederiz. Uygulama oteli termal. Lise düzeyinde bir uygulama oteli 160 yataklı. Hem öğretmen evi gibi hem seminer merkezi gibi hem de bu bölgenin ihtiyacını karşılama açısından güzel bir otel oluyor. Başladı. İnşallah bir sene içerisinde yapıldığı zaman bölgeye bir değer katacaktır. Onunla birlikte yine buradaki yatırımlarımızın içerisinde hemen otelimizin üstünde, yanı başımızda ve buraya kaleye yakın, kaleyle birleşik bir alanda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın Engelsiz Yaşam Merkezi için bir 10 dönüm yer oraya verdik. 10 dönüm otele verdik belediyemizin arsalarından. Bu da 80 tane Engelsiz Yaşam Merkezi'nde
engelli vatandaşlarımızın termal suyla terapisini, her türlü şeyini görecek ve bu güzel doğanın içerisinde harika, kendilerine yer bulacaklar, hayata tutunacaklar. Bunun diyelim ki 40-50 tanesi daimi olarak şey yaparsa da Türkiye'nin diğer illerinden de gelecekler havuzuyla, terapileriyle, şeyleri bir ay burada geçirip ondan sonra kendi memleketlerine dönecekler. Böyle bir yatırım bakanlığa sunduk. Biz buna 7 milyon gibi de bir iş adamımızın şeyiyle taahhütte bulunduk. Yani %10'lu ihalenin yapılabilmesi için ihalesi verildi, çiziliyor. İnşallah bu yatırımımız da bu bölgede devam ediyor. Bir diğer arkadaşlar, burada hemen otelimizin altında apartlarımız var. Onun caminin üstünde bir alanı yine apart bölgelerine açacağız. Bir yukarıda otelimizin hemen üstünde yine Eğitim Vakfı'nın bir 10 dönüm yeri var. Burayı da termal turizme açtık. Orayı ticaret alanı yaptık. İnşallah onlar da bu bölgeye bir katkı sağlayacaklar. Bu bölgeden çıkmadan evvela burası aslında kaya zemin ama hakikaten travertenlerin oluştuğu suyun akışıyla Pamukkale güzelliği veren bir yer. Bizim suyumuzun çoğalmasıyla birlikte alttan yukarı gelen insanlara buralarda göller oluşturarak sıcak suyu vereceğiz. Gezinti alanları oluşturacağız bu alanlarda. Yine hemen biraz girişimizin sağ kolumuz üzerindeki olan 15-20 dönüm kadar bir fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi için bir yeri ayırdık. Burayı faaliyete inşallah bakanlığımızın sayın vekillerimiz de bu konuyla takip ediyor. 2023 yatırımına alınması için mücadele vereceğiz. Bir diğer şeyiyle aşağıdaki eski otelimizin olduğu yerde, belediye otelinin olduğu yerde ve yine bu apartlarımızın bu bölgedeki olan yerlerde biz Türkiye'deki bu işle ilgilenen yatırımcıları bölgemize davet ediyoruz. Yap işlet devret modeliyle burayı biraz daha yataklı turizm bölgesi olarak çoğaltmak istiyoruz. İnşallah bu konu üzerinde de çalışmalar yapacağız Allah nasip ederse. İlçemizin 40 yıllık bir hayali olan jandarma bölgemiz şehrimizin tam ortasındaydı. Çok da daraldı. Eski bir binası vardı. Onlar da yine bu sağ tarafımızdaki alana yerlerini ayırdık. 6-7 dönüm kadar bir yer bu sene ihalesi yapılacak. Onlar oradan çıktığı zaman da biz jandarmanın olduğu yere 2 katlı o altına otoparklar sokup pazar yerini ve kafetere gibi 2,5-3 dönümlük bir alana şehri rahatlatacak bir otoparkla birlikte ticari alan oluşturacağız orada. Orada Reşadiye'li biraz rahatlatmış olacak. İçişleri Bakanlığımızın yatırımlarına girmişken jandarma ile birlikte hükümet konağımız biraz şeydi, eskiydi. Aslında taş binaydı ama bazı işte o günkü yapılan şeylerle deprem yönetmenine uygun olmadığı için yıkıldı. Projesi çizildi. İnşallah bir ay içerisinde de o da yapılmış olacak. Ve onunla birlikte yine kaymakam lojmanımız da çok eskiydi. Onu da yine burada jandarmanın altında bir yer belirterek şu anda %60'ı bitti. Bu 3 tane yatırım İçişleri Bakanlığı tarafından bizim bu bölgemize gelmiş oldu. Milli Eğitim Bakanımızın oteli söyledim. Onunla birlikte bizim Borsa İstanbul Fen Lisesi yukarı karşıda da gözüküyor. En son noktadaki yerlerde hastanemizin daha ileri tarafında. Yurtlar aslında güçlendirme uygun olmadığı için yıkıldı. Şu anda başladı. Kız ve erkekler için yatırılı bir okul olduğu için yurtlarımız yapılmaya başladı. Lisesi de yeniden tekrar güçlendirildi. Atatürk Ortaöğretimimiz buradan gözüküyor. Sarı boyalı olan o binamız yenilendi. İnşallah bu sene içerisinde faaliyete geçecek. İmam Hatip'imizin yurdu, İmam Hatip'imizin binası, bunlar yenilendi. Okullar bölgesinde bizim Kelkit İlköğretim Okulumuzun da halk eğitimi kaldı. İnşallah Sayın Bakanımızın da
katkılarıyla ilçemizdeki okullarımızın tamamını yenilemiş olacağız. Bu sadece ilçede değil, beldelerimizdeki okullarımızda güçlendirmeler yapıldı. Sportif faaliyet yapabilecek çocukların sahaları sağ olsun o konuda çok geniş yatırım aldık ilçemize. Bir diğer gençlik sporu olarak da ilçe olarak Tokat'taki tüm ilçelerle birlikte biz de kapalı spor salonumuz, gençlik merkezimiz, bunun yanında yarı olimpik yüzme havuzumuz, bunların ihaleleri yapıldı. Gençlik merkezimiz faaliyete geçti. Diğerleri şu anda %60'ın üzerinde. Yani tenis kortları, sahaları şeyleriyle tüm gençlik spordaki olan hizmetlerimizi ilçemize kazandırmış olduk. Bizim burada bir sıkıntımız var şöyle. Bizim yüksekokulumuzda 800-900 öğrencimiz var. Bunun 600'ü kız çocukları. Biraz da bölümler onlara çok uygun olduğu için bizde 100 kişilik bir yurdumuz var. Bu yetersiz kalıyor. Bunun için bir yer belirleme çalışması yaptık. Bakanlığa gönderdik. Ormandan inşallah ön izin aldığında imarımızı yaparak buranın bir hayırseverle başlayıp geri kalan da bakanlığımız tarafından yurdumuzu sorununu da çözersek yüksekokul olarak da rahatlamış olacağız. Böylece gençlik spor yatırımlarımızda da yerine getirmiş olacağız. Karayolları olarak arkadaşlar, bu bizim şehrimizin girişinde bir köprü kavşak talebimiz vardı. İnşallah onunla ilgili sayın vekillerimiz takip ediyorlar. Yani şehrin girişinde kazaların olma ihtimali çok olduğu için bazen de ışıklandırma var ama yine de yaşanıyor. Oraya bir köprülü kavşak düşünüyoruz. Karayolları eskiden buradan giderdi, buradan çıktı. Yeni yolumuzu gördünüz, oradan devam ediyor. Ve bu diğer yatırımlarımızın içerisinde de biz Reşadiye Belediyesi'ni teslim aldığımızda altyapıdan yeni çıkmıştık. Belediye olarak neler yaptık diyorsak, hükümetimizin yatırımlarının yanı sıra da belediye olarak da bu yatırımları altyapıdan yeni çıkıldığı için 2 yıl bunların noksanlıklarını tamamlamaya çalıştık. Suda, altyapının kanalizasyonda, yağmur suyunda bunlarda noksanlıklar vardı. Onlar tamamlandı. Kesin kabulleri yapıldı. Hala da sıkıntılar yaşanıyor ama yine Reşat'ın en büyük hizmetlerinden bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın Tokat mitinginde verdiği söz üzerine doğalgaza kavuşmuş olduk. Bu sene çok dua almış olduk Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Vekillerimiz ve bu işe el katan herkes. Bunun bize, ilçemize güzel katkılar oldu. Biz bir çanak içerisinde yerleşmiş bir ilçeyiz. Fotoğraflardan da gözüküyor. Bir tarafı D100, bir tarafı Kelkit, bir tarafı, her tarafı da ormanlar çevrili bir alan. Kömürden böyle üzeri katman katman olan bir ilçeydik. Şu anda tertemiz bir. En azından havası da temizlenmiş oldu. O da bize çok güzel katkılar sağladı. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu doğalgaz, elektrik ve diğer hepsi alta girmiş oldu. Bunun üstüne de biz 2 yıl içerisinde hem asfaltlarımızı hem parkelerimizi yapmış olduk. Şu anda sadece kaldırımlarımız kaldı. Kaldırımlarda da doğalgaz hala devam ettiği için evlere verilme işlemi. Burayı bu sene onlar da yapacağız. İnşallah Reşadiye'de rahat bir nefes almış olacak. O yardan ayrı düştüm.
koşuma gidiyor. Hem gı demesi. Bundan sonraki Reşadiye'nin bizim en çok sıkıntılarımızdan bir tanesi içme suyunda şöyle bir sıkıntımız var. Biz kuyu sularıyla yani daha önceki dönemlerde 80-100 bin lira kadar bir faturaydı. Şu anda 150-200 bin lira yakın. Bununla ilgili bir elektrikli bir çalışma yaptık. Bu Reşadiye'nin hemen üstünde ileride bir köyümüzün orada güzel bir güneş alacak. 600 kilovat saatlik bir güneş enerjisi yaptık. Onunla kendi elektrik giderimizi karşılamış olduk. Yine bu buradan ileri doğru devam ederken temiz çevre, temiz toplum şeyiyle bakanlıktan yapmış olduğumuz bir projemizde biyolojik arıtmamız %90'ı bitti. İnşallah bu sene o da faaliyete geçecek. Kanalizasyon atıkları oraya deşarj edilerek oradan temizlenip ırmağa temiz bir şekilde akmış olacak. Yine bizim projelerimizden en güzeli bu biraz önce kaleden baktığımızda ırmak kenarında 60 dönümlük bir alanımız var. Burada biz bu düşüncemiz şöyle millet bahçesi yapacağız. Bunun içerisinde oturma yerleri yeşillenecek. İnsanların işte bisiklet yolları, bu çocuk eğitim, çocuklar için daha geniş sportif faaliyet yapacak yerler. Buranın içerisine şöyle bir şey daha düşündük. Bir kent müzesi düşündük. Türk mutfağı müzesi yapak dedi. Onun katkılarıyla inşallah buraya hem Türk mutfağı müzesini hem de okulunu açmak istiyoruz. İnşallah hem yeni yemek türlerini hem de eski bu bizim kültürümüzden gelen o Türk mutfağının özelliklerini çocuklarımıza öğretmek istiyoruz. Evet, bu Reşadiye ile ilgili daha birçok yatırımımız da var. İnşallah biz elimizden geldiği kadar Reşadiye için gecemizi gündüzümüze katarak hem Ankara'daki bürokrasiyi hem vekillerimizi hem siyasilerimizi, tabii bizim bu yatırımlarda bize destek veren evvela AK Parti ilçe başkanımıza, yine Reşadiye'nin çocuğu olan Cüneyt Başkanıma, Cüneyt Aldemir'e il başkanımıza ve vekillerimize, giden Sayın Valim Ozan Balcı'ya, şimdi bundan sonra beraber çalışacağımız Numan Valim'e, Sayın Kaymakamlarımıza, bürokratlarımıza ve bize hiçbir zaman desteğini esirgemeden, sonsuz desteğini veren AK Parti ve MHP'li meclis üyelerime. Çünkü biz onlardan aldığımız yetkiyle biraz böyle çok rahat ve hızlı hareket ediyoruz. Onların yetkilerini kullanarak Reşad'ın hizmetlerini hızlandırmış oluyoruz. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. Harika bir mekan. Direkt ilgimi çekti. İsim neydi Leyla abi? İbrahim. İbrahim abi. İbrahim. Burası size mi ait? Nedir? Burası mülkiyeti belediye ait. Biz buranın işletmesini aldık. Yaklaşık 3 yıldır falan burada hizmet ediyoruz. Burası daha önce apart evler vardı. Sonradan bu doğal olan işte kayaların önü açılsın diye burada güzel bir nezih bir mekan sağladı buraya. İşte burada tokat kebabımız olsun, iskender olsun, ızgara çeşitleri olsun, işte tatlısı, bütün yer çeşitleri var. İnsanlar otele geldiği zaman veya bu tatile geldiği zaman burada rahat bir nefes alıyor. Biz elimizden geldiği kadar güzel bir hizmet ediyoruz. Tabii ki buranın özelliklerinden bir tanesi şelalemiz sonradan tabii ki yapıldı. Aynen, direkt dikkatimi çeken burası. Evet. Harika bir yer. Bu şekilde baktığımda ben bir kafeterya gördüm ama siz tokat kebabı evet, yani evet. Yemek olarak da aynen. Hizmet veriyorsunuz.
Buradaki kayaların oluşumu zaten tamamen bizim burada Kaplıca suyundan oluyor. Kürtlerden oluşuyor. Her halükarda yani inşallah burada yeni suyu açılınca tekrar eski suyuyla verilip Pamukkale gibi burası bembeyaz oluyor. Yani asırlardır böyle devam ediyor. Güzel bir gelen insanların dikkatini çekiyor. İşte İlgi Odağı gibi bir şehir yaşadığımızda güzel bir mekan olarak bize burada hizmet veriyor musunuz? Gerçekten çok güzel. 3 yıldır ki buradasınız. Yaklaşık daha önce ne iş yapardınız? Aynı iş yapıyordum zaten. İstanbul'daydık. Yaklaşık bir 13 senedir Reşadiye'deyim. Çarşı merkezde yerimiz var. Burayı da sonradan yani esas restoran bölümümüzü, kebap işini yapalım diye buraya geldik. Ustalık var mı? Yoksa? Ustalık var ama tabii ki ben kendime yetişemediğim için ustalarımız var. Onlara yaptırıyoruz, çalışıyoruz. Yaptırıyorsun. Siz de yapıyor musunuz yoksa ustalar yeterli mi? Tabii ki tabii yeterli. Tabii, ustamız gelmediği zaman biz geçip kendimize önlüğü söyleyip kendimiz yapabiliyoruz. Ha, o durumlarda. Yoksa evet. Bana ne de İbrahim abi ya. Bu zamana kadar yaptım artık diyor. Yoruldum diyor. Ustalarım var, çok değerli ustalarım var diyor. Onlar yapıyorlar diyor. Eğer ki onlarda bir aksama falan olursa direkt devreye evet, giriyorsun. Ve hizmete devam ediliyor. Yani burada esasında bizim Reşadi'mize eksik olan bir tanesi memleketin tokat kebabıydı. Tokat kebabı olmadığı zaman da insanlar burada çok eksiklikti. İşte tokada gidiyorlardı veya başka bir yerlere gittiği zaman baktık ki bu eksiklik var, biz de bunu tamamlayalım diye. Burayı Reşadi Belediye Başkanımız Allah razı olsun o zaman burayı açın bu şeyle bize önerilerde bulundu. Biz de hizmet etmekten gurur duyuyoruz halkımıza. İnşallah yani burada geçen sene bayağı bir yoğunluk vardı. Sen de inşallah olur diye bekliyoruz. İnşallah. Şimdi Reşadiye'de eğer canım tokat kebabı istediyse yiyebileceğim tek ortam burası mı yoksa var mı farklı yerlerde? Yok sadece burası. Şu anda tekiz. Sadece burada. Evet. Reşadiye'de efendim canınız tokat kebabı isterse Şelaleli Park'a gelin. Bak Şelale'den hatırlayın sevgili izleyiciler. İbrahim Usta'nın yerinde güzel lezzetler sizleri bekliyor diyorum. Kolay gelsin diyorum. Var mı eklemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Yunus Bey de ayrıca teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun. Kaynanan seviyor mu derler? Öyle mi derler? Ya kaynanam seviyor dayım. Doğru öyle derler değil mi? Yemeğinizi böleceğim ama müsaade var. Afiyet olsun. Şöyle bir delikanlıyla başlayalım ben. Kesinlikle. Tanıt bakalım bir kendini. Ben Osman Çetin. Burada esnafım. Esnaf? Ne üzerine esnaflık yapıyorsun Osman amca? Nalbu dükkanım var. 35 senede esnafım. 35 sene? Esnafım. Esnafsın. Evet. Ve devam ediyorsun. Devam ediyorum. 93 yaşında kurban olurum sen o aksakallarına. Tamam teşekkür ederim. Artık yeter demiyor musun? Nerede evlat torunlar? Bak. Buradalar. İki kızım, iki damadım, bir hanım burada yok. Buradayız. Evet. Diyorum ki biraz da artık hayatını yaşasan diyorum ya Osman amca. Hayatımız geçtiğinde çok yaşadık. Öyle mi? Tamam. Hızlı yaşadı. Hızlı yaşayanlardan. İstanbul, İzmir, her tarafta gezdik yani. Her tarafa gittin, dolandın, hızlı bir hayat evet. yaşadın. Evet, evet, evet. Çalışmaya devam ediyorsun, esnaflığa evet. devam ediyor. Reşadiye ile Osman evet. amcamız benim. Böyle her zaman, gerçi can boğazdan geliyor derler. Tabii, tabii. Kızım, memur emeklisi, o bizi davet ediyor. Geliyor bile. Ha, öyle. Ben de dedim yemekler Osman amcadan. Babam da yapar, babam da yapar. Öyle mi? Karşılıklı. Memur da olsa, şey de olsa bu yüz severler Reşadi'yi. Yani toplumu iyi insandır.
sohbetlidir, tatlıdır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kurban olurum sana. Afiyet olsun. Yemeğini böldün. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hemen çok kısa tanıyalım. Yemeğini de baş başa bırakalım. Bahri Erdoğan. İstanbul'da oturuyoruz. İşte Osman amcayı da anneyi ziyarete geldik. Ziyarete geldiniz. Evet. Yarın inşallah yolculuğumuz var. Yolculuk öncesi bir yemek yiyelim dedik hep beraber. Veda yemeği yapalım dediniz. Evet. İşi biliyorsun vallahi. Evet. İşi biliyorsun. Var mı gurbete söylemek istediğin? Herkese çok çok selamlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Tamam. Abim de bak beni et yiyorum ben burada diyor. Nereden geldin? Yılmaz başıma diyor. Boğazında kalacak. Helal olsun. Helal. Bir tanıyalım mı? Zikri Demir. Yaş kaç? 62. 62 yaşındasın. Vallahi Reşadiye'dekiler yaşını göstermiyor. Evet. Havasından mı, suyundan mı, etten mi bilmiyorum ama. Vallahi bilmiyorum. Sen de mi bilmiyorsun? Yok, havasından. Renkli gözlü amcam havasından, benim. Havasından. Sen neler yapıyorsun, neler yaparsın? Vallahi emekliyim, iyi biçim yatıyorum. Oh, bir talla bostan yat oğlum Osman. bulduk abimi. Öyle. En iyisi. Öyle abi. En iyisi. Var mı gurbette tanıdıkların? Çocuklar var. Hepsine selam söylerim. Hep gurbetteler. Gurbetteler. Selam olsun efendim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kısa tutuyorum çünkü yani sağ olun. Yemeğe denk geldik. Merhabalar ablacığım. Merhaba. Siz kimsiniz? Ben Gülperi Demir, Zikri Demir'in eşiyim. Abinin eşi oluyorsunuz. Osman Çetin'in kızıyım. Kız oluyorsunuz. Evet. Siz de mi yolcusunuz yoksa? Yok, biz buradayız. Burada yaşıyoruz. Kışlığına çocuklarımızın yanına gidiyoruz İstanbul'a. Nerede çocuklar? İstanbul'da. İstanbul'dalar. Kışın İstanbul'a gidiyorsunuz. Kışın gidiyorum çocuklarımın burada yanına. Burada çok mu çetin geçer kış? Bırak çetin geçtiğinden değil de çocuklara dayanamadığımız için gidiyoruz oraya. Aynen. Sorun var mı? Var 8 tane. 8 Allah tane. Size de nasip etsin. Torun baldan tatlı olur derler. Evet. Doğru mu anne? Aynen aynen. Evlattan daha tatlı torun. Öyle mi? Aynen. Bak evlatların izlerse... Olsun. Onlara da söylüyoruz zaten aynısını. Biliyor musun? Ben sizden daha tatlı torunlar diye. Aynen. Onlara dayanılmıyor zaten. Demek ki bu efsane değil gerçek. Torun bağlan tatlıdır. Çocuklar olayı... zaten herkes nasibini bulmaya gidiyor ama torunlara dayanılmıyor. Dayanamıyor. Peki teşekkür ediyorum. Siz hiç yemeğe başlamamışsınız. Kolay gelsin. Sizi gözlemekten başlayamadım. Şimdi öyle başlayacağım. Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. Saygımdan dolayı afiyet olsun. Afiyet olsun. Hemen ablamı da bir tanıyalım. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, afiyet olsun. Merhaba, Oya Erdoğan. Osman Çetin'in kızıyım, Bahri Erdoğan da eşim. İstanbul'da yaşıyorum. Banka emeklisiyim. Geldik öyle gezmeye. Banka. Bankadan emekliyim, evet. Evin muhasebesi sizden mi sorumludur, bankacı? Ben çok bankacı olmama rağmen finanstan çok anlamam. Eşim bakar o işlerle. Evet. Ya da diyor ki Yılmaz ben bıktım yani biz, zaten bankada o kadar biz kendi paramızı değil başkalarının paralarını daha çok korumaya çalıştığımız için kendimizinkileri hiç değerlendiremedik. Öyle mi? Açık ablam benim. Evet evet öyle. Siz de yolcusunuz. Evet inşallah bakalım. Zaman zaman geliyorsunuz. Evet babayı ziyarete geliyoruz öyle. Senede bir kere iki kere gelmeye çalışıyoruz. Evet. Kaç yıldır ki gurbettesiniz? 31 yıldır oradayım ama çocukluğum burada geçti, Reşadiye'de geçti. Yalnız tabii biz çocukken bıraktığımız Reşadiye'yi geldiğimizde, büyüdüğümüzde maalesef bulamıyoruz. Her yerde olduğu gibi burada da betonlaşan bir Reşadiye. Bahçesinden meyve çaldığımız yerlerde şimdi beton armalar görüyoruz. Bunlara da çok üzülüyorum açıkçası. Hayat maalesef. Değişiyor. Son evet. Soruyorum ve yemeğine baş başa bırakacağım. Ailemizde en çok gurbette Reşadiye'de neyi özler ablam? Vallahi Reşadiye'nin havası çok güzeldir. Değil yani mi? Her şeyiyle. Önceden hiç istemezdim. Hani hep böyle daha büyük şehir isterdik ama büyük şehir artık bıkıntı getiriyor. Reşadiye çok güzel bir yer. Yanımızda yine çok değerli bir konuğum var. Reşadiyeli sanatçılarımızdan. Adı ne? Yeni tanışacağız canlı canlı. Merhabalar, merhabalar. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Ayhan, Ayhan Acer. Ayhan Acer. Evet, 22 yıldır falan müzik işiyle uğraşıyorum burada. Sanat müziği, halk müziği, oyun havaları, ilahi, tasavvuf hepsini elimden geldiğince icra etmeye çalışıyorum. Memlekete hizmet etmeye çalışıyoruz. Kaç gün sürer Reşadiye düğünleri? Kaç gün, ne zaman başlar? Reşadiye'de... Köylerde biraz farklı. Köyler eski gelenekleri hala devam ettirebiliyor. Yalnız Reşadiye merkezde olan düğünlerimiz
2 gün sürüyor. Bir kına gecemiz oluyor. Ertesi gün düğün ve gelin almayla düğün programları bitiyor. Evli miyiz? Evliyim. 2 çocuğum var. Ellerinizden öperler. Allah razı olsun. Bir kızım, bir oğlum var. Elif ve Emirhan. Kızım 2. sınıfa gidiyor. Oğlum daha 3 yaşında. 3 yaşında. Evet. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Onlar da buradalar ama şu an oynuyor parkta. Evet. Parkta oynuyorlar. Peki şimdi ne alalım senden? Güzel bir parça alalım tabii ki. Böyle bir değerli sanatçımızı yakalamışken yapmamız gereken şey nedir? Kulaklarımızın pasını sildirmek. Neler söyleyeceksin bize? Teşekkür ederim. O zaman ben önce şöyle bir cevap vereyim size. Şimdi doktorla müzisyen arasında bir fark vardır test orantıda. Doktora gidersiniz, bir tahlil yapar. Tahlil neticesinde size bir ilaç yazar. Antibiyotik öngörür, örnek veriyorum, antibiyotik yazar. Ama bizim müzisyenlerde böyle değildir. Müzisyenler genelde halkın isteklerine bakar. Ne istersiniz? Siz istersiniz, biz onu veririz. Bizim çalışma şeyimiz bu. Ama aklıma şu geliyor, işin açıkçası. Şu an geldiğiniz yer Reşadiye, Tokat'ın Reşadiye ilçesi. Zamanda 39'da acı bir olaya tanıklık yaşamış bir ilçe burası. Bir deprem, 39 depremi duymuşsunuz belki. Evet. Erzincan'da olan bir fay kırılması buradan ta Amasya'ya kadar etkiliyor yani. Büyük bir depremle karşı karşıya gelmiş. O dönemde yazılmış güzel bir türkü var. Türkü güzel ama acı bir konuya değiniyor. Reşadiye ırmağı doldu taştı pazara, Tahir Bey'le oğlunu da bir koydular mezara. Oy, Tahir Bey'le oğlunu da bir koydular mezara. Reşadiye Erzincan sallandı beşik gibi, yıkıldı başımıza da evlerimiz çul gibi. Oy, yıkıldı başımıza da evlerimiz çul gibi. Bir nevi ağıt bu. O dönemde yaşanmış acı olayı anlatan. Kaşın kara ise ezelden kara, kaşın kara ise gülüm ezelden kara, sürme çekme yine gülüm kaş kara olmaz, sürme çekme yine canım kaş kara olmaz. Gid iki büyüğe gülüm sor sual eyle, gid iki büyüğe canım sor sual eyle, bir yol öpme yine canım yüz kara olmaz, bir yol öpme yine gülüm yüz kara olmaz. Çok teşekkür ediyorum diyecektim. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Rabbim bol bol merkezden düğün nasip eylesin Allah sana. Köyler 4 gün sürüyormuş. Allah razı yani olsun. Yani merkezden gelsin düğünler sana. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Hocam, gelip de Reşadiye'mizi burada konumuza dair ettiğiniz için, çekim yapmada bir gayret gösterdiğiniz için, bütün Reşadiyeliler adına, yörem kafe sahibi İbrahim abim adına ve burada bulunmama vesile olan İsmail Avşar sevgili abim adına Tokat TV'ye buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bizim Memleket programının Reşadiye turunun sonuna geldik sevgili izleyiciler. Programa katkılarından dolayı Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Yılmaz'a ve diğer arkadaşlara ben çok çok teşekkür ediyorum. Kamera arkasında bana yardımcı olan kameraman arkadaşlarıma, yapımcımıza ben çok çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir program oldu. İnşallah başka bir ilçede, başka bir köyde tanışmak, görüşmek üzere diyorum. Yolunuz güzel insanlara çıksın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.
gürültüsünden uzak, doğayla iç içe, eşsiz manzarası ve yenilenen tesisleriyle Zinavgülü Tabiat Parkımız açılıyor. Sevdiklerinizle birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz piknik, doğa yürüyüşü, bisiklet yolları ve adrenalin arayanlar için doğa ve ekstrem sporları yapabileceğiniz Zinav Kanyonu ile Zinavgülü Tabiat Parkımız sizleri bekliyor. Tokat Reşadiye Belediyesi'nin katkılarıyla bizim memleket programı sona erdi.